Ana nerede? Ağaç. Dede kimle yaşıyor? Salık balık mı salık? Oradan başladım. Tabii bunları üredi, çoğaldı. Kuzusunu sattık, geçimimizi sağladık. Artan parayla tekrar koyun aldık. Bunlar çoğaldı, üredi. Bugün bu yıl baharda 500-550 civarı küçük başıydı. Kurbana götürdük tabii erkek koçlarımızı. 75-80 tane, bir miktarını Yusufeli ilçe merkezinde, bir kısmını Rize'ye, Fındıklı'ya gönderdik. Bunlar da satıldı, bu sene iyiydi. Bu işi yapıyoruz işte, severek. En büyük destekçimiz ailemiz, hanım, çocuklar. Çocuklar küçük ama ki bu yaşta çocukları benim işim oluyor, hanım gidiyor, hanımın işi oluyor, ben gidiyorum. Çocuklar da muhakkak ki birinden birisi peşimize yardımcı olarak geliyor. Biraz karavalık olduğu için tek başına yenilmiyor. Otarması, otlatması. Sabah erken, akşam serin gölge düşünce otlar mümkün olduğunca erken bırakıp geç vakite kadar otlatıyoruz işte. Bu sene de otlak çok güzel. Yapabileceğine inananlar gelsin yapsınlar. Yani bir hem o sevdasını hem o arzunu isteğini yerine getirmiş olur. Hem de maddi olarak birkaç yıl yaptığı zaman maddi imkan, maddiyat da elde edebilir. Biliyor musunuz teyze? Aa. Köyler bomboş, dağlar bomboş, meralar boş. Yani bizim çocukluğumuzda bu köyde 2000-2500 koyun olurdu. Şimdi yok. Biz sadece bizimki var. Başka kimsenin yok. Yani bu dağlar, bu meralar zamanında 2000 koyunu, 2500 koyunu gütmüş, doyurmuş. Köyler için özellikle mirası olan, meradan faydalanabilecek olan köylerin gençlerine söylüyorum, sesleniyorum dışarıda şehirdekilere. Biraz cesaretli olun, biraz azimli olun, köylerinize gidin. Bu işe 3 taneden, 5 taneden, 20 taneden başlayın. Birkaç yıl sonra bu çoğalacaktır. Bu üreyecektir. Bir bakarsın 3 yıl sonra 150-200. 5 yıl sonra 400-500. Yani yapayım dedikten sonra, azimli, istekli olduktan sonra başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Sütünü, yoğurdunu, peynirini, yumurtanı kendin imal ediyorsun. Doğal yaşıyorsun. Etini. Efendime söyleyeyim. Bunlar doğal. Çilin, çocuğun sağlıklı oluyor. En büyük sıkıntı çoban sıkıntısı. Çoban bulamıyoruz. Şimdi ben yaz mevsimi geldi. Çayır biçme, ot biçme zamanım gelmiş. Koyunu bırakıyorum çayıra, çayırı bırakıyorum koyuna. Ya olmuyor. Bir tane çobanım olsa
yani bu hayvana bakabilecek tabii. Herkes 400-500 koyunu, her çoban da güdemez. Hava şartları vesaire. Yani en azından sağlam, güvenilir bir tane çoban olduğu müddetçe, arkam geri çekmediği müddetçe bu hayvanın kışlık yiyecek otunu, samanını en azından %50-60'ını kendim imal edebiliyorum.